Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz faiz canavarı. Nasıl trafik canavarı varsa muhteremler, faiz de bir canavar. Yani toplumu helak eden, mahveden bir canavar faizde. Faiz konusu Kur'an-ı Kerim'de Mevlam bizlere bu uzunca buyuruyor konuda. Faiz konusunu. Arapçası riba deniyor. Arapçası riba. Türkçe faiz, tefeci denirken günümüze adı değiştirildi, kredi oldu aldı. Yani Müslüman halk faiz denince ondan korktuğu için günümüze adı değiştirildi, adı kredi oldu. Ama günahı yine olduğu yerde duruyor derler. Bekara suresinin son darında Mevlam bize buyuruyor bunu. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine yekûne riba. Ellezine şu insanlar, şu kimseler. Ne yapıyor bunlar? Yekûne riba, riba yiyenler. Faiz alanlar, verenler. Bu işle uğraşanlar. لَا يَكُمُونَ Bundan kabirden kalkamazlar. اِلَكَ يَكُمُونَ لَزِينَ Kabirden kalkışlarına burada bahsedeyim Mevlamızlar. Kabirden kalkışlarına. Faizin başı zehirli bal yemeye benziyor. Faizin başı. Faizi alan da yani kredi aldım diye sevindir. Faizden para alan da, müessese de, o da sevindir, iş yapıyorum diye sevindir. Faizin başı zehirli bal yemeye benzer. Sonunda zehir etkisi başlayınca insan kıvranır, işten geçer. Bizim öğlen burada bunların durumunu bildiriyor, kabirden kalkışlarını. لَا يَكُمُونَ Onlar kabirden kalkamazlar. اِلَّا كَيَكُمْ لِزِي Tabi işte bilinmez. Şeytanın çarptığı insan gibi kabirden kalkarlar. Kabirden kalkış nedir muhteremler? İmanın bir şartı budur. Ölümden sonra dirilmeye imanın da bir şartı bu. Dünya hayatı en kısa dünya hayatı insanın dünya hayatı. Hatta öyle insan vardır ki dünya hayatı bir günlüktür. Çünkü bugün doğar, o gün ölür, yarın ölür. Dünya hayatı debdebeli hayatı böyle. Fırtına hayatı böyle, dünya hayatı böyle. İmtihanlar, ağlama, gülme, düşme, kalkma, varlık, yokluk, sel, felaket, deprem, savaş, ölümler, şu bu derken böyle fırtınalı, dalgalı bir hayat, dünya hayatı. Bir insanın makam mevki ne olursa olsun, her insan dünyada imtihana çekilir, her insan çekilir. Bazen telefon iyi diye çalar, bazen kötü haber gelir. Dünyadan sonra berzah hayata başlıyor. Kabir hayata başlıyor böyle. Bu dünyadan çok daha uzun oluyor berzah hayatı. Yani binler, on biner yıl orada kalanlar var insanlardan, ölenlerden. Bu kabir hayatı bedensiz, ruhsal hayat. Beden yok orada. Madde yok yani o hayatta. Ruh. Bu da insanın dünyada yaşantısının devamı oluyor kabir hayatı. Gerçekte korkan, sevinen, sıkılan buralar ruhtur bu der. Beden değil böyle. Yani beden ne kadar sağlıklı olsun beden, ne kadar geniş yerde olsun, kişi ne diyor? İçim canım sıkılıyor böyle, patlıyorum böyle.
İşte bu kabir hayatı devam eder. Ne zamana kadar? İkinci sur üfleneceye kadar. İkinci sur üflendi mi yer sallanacak, kabir çatlayacak, insan dirilip kalkacaklar. O zaman ne başlıyor? Ahiret alemi o zaman başlıyor, ahiret alemi. Öleğimiz ahirete gitmiyor, ahiret alemi yoktu aşağı muhtemelenler. Öle insan, berzah hayatına, berzah alemine gidiyor. Berzah alemi orası. Ahiret alemi, o alem, ikinci surda başlıyor böyle. Yani kıyamet, kıyam aslında kalkış demektir, sözü kadar. Kıyam kalkış demektir böyle. Birinci surda her şey yıkılacak, mahvolacak. Madde değişecek, yer göz dağılacak, kim tek canına kalmayacak. Bu bir tamamen bu alem bitişi olacak, madde alemi. Göklere kalmayacak, göklere kalmayacak. Bütün yıldızlar dağılacaklar, yer göz değişecek, bu madde alemi bitecek. İkinci surda ahiret alemi başlıyor. Başka bir madde, başka bir denge, başka düzen. O alemde ruh beden orada birleşecek orada. İnsanlar nasıl ölmüşse öyle kaçta kabrine kalkacaklar. Kişi alkolü ölmüş, alkolü kalkacak. Namazı ölmüş, namaz kılar gibi kalkacak. Yani kaldığı yerden secdede öldü, secde haline kalkacak. Allah zikrediyor kişi, oturduğu yerde, arabasında, işinde, yürürken. Ama Allah ile beraber kul, Allah'ını zikrediyor. Ne diyordu mesela? Allah, Allah diyor böyle. O anda birdenbire düştü, işte kriz oldu, şu oldu, bir sebep bunlar tabii bunlar. Bu da ne yapacak kalkışına kabrinden? Kal devam et, kaldı yerden. Allah, Allah'a kalkacak böyle şey. Yalnız faiz alıp verenlerin durumu daha farklı oluyor. Bunu böyle bir özel biliyor burada. Bundan hakkını kalkarlar. Şeytan yetehabbetü şeytanı, yetehabbetü. Tehabbüt, vurup yıkma, dengesini bozma, aklına zararım anlamına geliyor. Minel mes, yani şeytan dokunmuş, çarpmış da kişinin aklı başına gitmiş, dengesi bozulmuş, aynen o durumda kalkacak, kabine kalkacaklar. Bunları görenler bakacaklar ki, yürüme hal yürüyemiyor böyle. Bir adam atıyor, sağa sendeliyor, sola sendeliyor, yere düşecek, yüzü koyun düşecek, zora kalkıp uğraşacak. Yani dengesi bozulan, cinnet krizi geçiren bir insan gibi, mecnun gibi olacaklar. Her gören buna bakacaklar ki, bunlar faizci, tefeci bulunacaklar ancak zamanla. Böyle olacaklar böyle. Yani bu, kabirden kalkış, ahiret alemi başlangıcı böyle başlıyor ahiret alemi. İşte. Onu Allah korusun. Bu kadar tehlikeli bir şey böyle. Tabii dünyada da bunlar birbirine çarpıyor faizciler. Yani günümüzde reklamlar yapılıyor günümüzde. Yani kredi adı altında reklamlar yapılıyor. Şöyle süslü püslü, cici bici böyle halka bir sevdiriliyor kredi adı altında. Ama sonunda insanın dünyası kararıyor muhtemelen böyle. İnsan dünyası kararıyor. Allah korusun. Kabirden kalkış böyle, bunların mahşeri zor, sırada geçirmeyecekler, bunların sonları fena olacak. ذَٰلِكَ بِيَنَّهُمْ قَالُوا Neden böyle oluyor? Velan buyuruyor. Dediler ki bunda اِنَّمَ الْبَيْيُ مِثْلُ الرِّبَى Döv demişler Peygamber zamanındaki faiz yapanlar. O zaman da vardı, daha önce de vardı, faiz vardı böyle. Faizine vardı. Ne diyorlar? Alışverişte, alışverişte, alım satımda bu da faiz gibi.
Diyorlar, kişi 10 lira aldığını 12 lirası 15 satıyor. O da açık para alıyor, da faiz gibi dediler. Mevlam buyuruyor, beye veririm riba. Beye veririm riba. Allah-u Teala Mevlam buyuruyor, Allah beyi helal kıldı. Ve hallallah beya ve harreme riba. Allah Celle Celaluhu alış satışı helal kıldı. Ve harreme riba, faiz haram kıldı. Şimdi alışverişi Mevlam helal kıldı buyuruyor ayet-i kerimesinde, bol kıldım buyuruyor. Alışverişi, alım satımı. Alışveriş olmasa insan yaşayamaz muhteremler. Yaşayamaz böyle. Hayvanlar, genelde vahşi hayvanlar, her hayvan tek başına yaşayabilir, tek başına yaşayan hayvan. Kimseye bağlı olmadan hayvan böyle. Kendisini savunacak onun bir silahları vardır. Gagasıyla, pençesiyle, tırnağıyla kendini savunur. Ona yaratılmış hayvanlar. Avun yakalaması için de onun için onu savunacak saklama şeyleri vardır. Elbiseyi giymez, tüyleri vardır. Eti çiğ yer, leşleri çiğ çiğ yer, onları pişirmen de bunları yer. Ev yapmaz, bir yuva yapar, ini vardır, bir yapar. Demek ki hayvan türleri onlar birbirine bağlı olmaksızın yaşayabiliyor bunlar. Yalnız bazı hayvan türleri vardır ki, karınca, bal arısı gibi. Bunlar toplumsal yaşarlar, bunlar tek yaşayamazlar bunlarda. İslam dini faizi kesin yasaklıyor. Adı kredi olsun, ne olsun yasaklıyor. Buna mukabil ne gerekiyor? Ortaklık, şirket. İslam'ın teşvik ediyor ortaklık muhtemelen. Çünkü bazı büyük işler ancak ortaklaşa olur. Büyük sermaye ise büyük işte yatırımlar. Ne fark ediyor? Öyle insan vardır ki iş adamıdır. Yeteneği vardır, o işte deneyimi, tecrübesi vardır. Gayet canlı, dinçtir, enerjiktir, iş yapmak istiyor. Ama parası yoktur. Öyle kesiliyor. Öbüründe parası vardır. Mirastan gelmiştir, oradan buradan gelmiştir, deriden kalmıştır, tara sat, bağ satmıştır, parası vardır, iş yapamaz ama. Yani hiçbir şey akıl vermez. Parası duruyor. Mevlam ne buyuruyor bunlara? Ortaklık. Ortaklık. Tabii sağlam seneti, sepeti neyse böyle kurallara uyarak ortak yapma. Şimdi ortakta nasıl ortakta oluyor? Kâr, zarar eşit oranda ortak ama. Kâr ve zarar. Faizde zarara karışmaz. Faizde. Şu kadar para verir, faizimiz dolunca o para ister. Tabii ipotek alır, kefil alır neyse böyle. İşi sağlam alır böylece. Ortaklıkta kâr, zarar eşit olarak oranda ortak. Mesela %50 ise zarar etti, %50 zarara karışıyor. Neyse. Yani %50 şart değil ama tabii bu. Bu anlaşmaya bağlı bu. Sonra ortaklıkta ne oluyor muhteremler? Peşin para alınıyor. Faiz olmadığı için mal ucuza alınıyor. Halbuki faizle yani kredi alıp faiz alsa tabii o mal üzerine biniyor. Veyahut da uzun vadeli alsa yine pahalı oluyor. Ortaklaşta peşin para oluyor, ucuzluyor, mali ucuzluyor. Sonra ortaklıkta vadesiz oluyor ortaklık tabii. Yani hemen dolmuyor vadesi, hem para istemiyor parasını. Uzun yatırım olabiliyor. Uzun yatırım olabiliyor. Arsa almak için alabiliyor. Peşin almış oluyor. Malın fiyatı düşüyor. Sonra iş hayatı. Açlıyor insanlara. Şöyle bir kitaplarda buyuruyor. Bir arsa diyor, boş bir arsa. El değiştirsin,
Bunun bir farisi ekonomiye. Millete farisi olmaz bunda, arsa. Halide veliye geçti. Hasan Hüseyin'e geçti arsa. Bunun farisi yok bu şekilde. Ama arsa alan kimsenin ev yaparsa ne olur? İşte bu ne olur? Kişiye, ticarete, iş hayatına karışmış olur ev yaparsa. Ne bir ev yapmak? Kaç tane iş kolu bundan kazanıyor? Kaç iş kolu böyle? Hafriyatçı, demirci, betoncu, duvarcı, sıvacı, elektrikçi, camcı, bodanacı, şunlar şunlar böyle şey. Kaç iş kolu? Bakın esnaf buna yaralanıyor bundan. Bir bina yapmada demek ki toplumun farisi olmuş oluyor böyle. Üzerine işe bir fabrika yaparsa, atölye yaparsa daha büyük olmuş oluyor böyle şey. Eğer faiz haram olmasa ne olur muhteremler? Para sahipleri tabii rehin alır, ipotek yapar, şunu yapar, salam alır. Parasını parayla çalıştırır. İş adamı bile böyle. Mesela ölü Türkiye'mizde 10 sene önce derler. Yani yatırım durmuş yatırımlar, Türkiye'ye durmuş yatırımlar. Yüksek faiz ödüyor bankalar böyle. Yüksek faiz ödüyorlardı. Ne yapıyor? Niye orası ticaretle? Ne yatırım yapsın? Oturduğu yattığı yerden garanti olsun böyle. Faiz çalışıyor bu şekilde böylece. Alışveriş olmadan toplum yaşamaz. Tefsir-i Kebir'de muhteremler çok geniş bilgi veriyor bu konuda. Şöyle buyuruyor. Bir insan önüne gelen ekmeğine baksın buyuruyor. Yani önüne gelen sofrasına koyan ekmeğine baksın. Bu ekmek nasıl önüne geldi? Kaç kişinin bunda eli emeği var bu ekmekte? Kaç kişinin var? Önce ne gerekiyor? Tarlanın sürülmesi gerekiyor. Eğer insan arasında farklı meslek olmasa, alışveriş olmasa, karşılık olmasa ne olur? Kişi bunu kendi sürecek tarlasını mecburi. Kim ona ekmek verecek ona? Sürecek ama ne lazım? En aşağı pulluk lazım. Neden yapacak pulluğu? Kim yapacak pulluğu? Demiri kim çıkaracak demir çevirini? Demir çevirini çıkaracak. Ondan demir imal edecek. Ondan sonra pullukçu pulluk yapacak bunu. Demek ki bak insan muhtaç mı trener? Ama hayvan muhtaç değil hayvan böyle. Hayvan böyle, kedi bile mesela kuşu kapar yer, örüm böceği yer, çiğ çiğ yer bunları böyle. Elbise istemiyor şey böyle şey. İnsan ne gerekiyor bakınız, tarlayı sürecek kulluk lazım. Yani ilkel olarak böyle kulluk lazım böyle. Ekti, hadi dedim kulluk yaptı kendisi de, olmazsa tabii de yaptı kendisi de kulluğu ekti. Biçmesi lazım. Nasıl biçecek bunları? Elle koparamaz bunları, kökten çıkaramaz bunları. Orak lazım, kesmek için bunları. Orakçı lazım. Bunları öğütmesi lazım, değirmenci lazım. Şimdi ne oluyor muhteremler? Traktör alıyor kişi mesela, hazır böyle. Pulu koyun, traktör alıyor bunlara böyle. Tohumunu alıyor. Oturuyor arabanın üzerine, ekiyor bunları. Sonra tüccar olmasa yine olmaz. Ekinler oldu, aşağı yukarı aynı yörede, aynı zaman ekinler biçildi, harman yapıldı. Herkes bunu çıkarsın pazara satmaya, kim alacak bunları? Fiyat düşecek. Çok fiyat düşecek böyle. Arz talep bozuldu. Arz değerli fazla mal, talep yok fazla. Herkes birden çıkardı malını, mal yığıldı, dağlar gibi tepe okuyor, mal yığıldı, buğday yığıldı. Kim alacak bunları? Malı yok mu? Fiyat düşecek burada. Ölecek fiyat bu sefer böyle. Ne lazım? Tüccar var böyle. Tüccar mal alacak böyle. Alacak bunları, normal fiyat alacak, onu yavaş satacak böylece. Sonra un fabrikaları lazım, öğütülecek. Fırıncı lazım. Market lazım, şu bu lazım.
Elbise lazım insana muhteremden böyle. Elbise lazım böyle. Dokunması lazım. Demek ki triyat olmadan insan toplumsal yaşayamaz böyle şey. Femen cahü mürabbihi, femen cahü bir kimseye gelse, Mevlid mürabbi, Rabbisinden mevize gelse, öğüt gelse, fenteha, o da hemen buna son verse. Faizin haram olduğuna dair kişiye bir bilgi gelse, haram olduğuna dair faizin. İslam dinini biliyorsunuz muhteremler, Kur'an-ı Kerim toptan gelmedi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Kur'an-ı Kerim böyle. 23 yılda böyle peyderpey geldi böyle, arada geldi böyle şey. Biliyor sahabeler, eğer diyorlar Kur'an-ı Kerim Peygamberimize bir anda birdenbire toptan gelseydi, bu ezberlenmez, yazılamaz o dönemde. Yazılamazdı ki kim acaba bunu o dönemde? Kağıt mı yok defter ki. Deriye, oraya taşlara, tahta yazılıyor böyle şey. Ezberlenemezdi, yaşanamaz, uygulanamazdı böyle bu. İslam son din olduğu için, Kur'an son Allah kitabı olduğu için böyle bu işler böyle sindire böyle. İşlere böyle sindire böyle. Ayet-i Kerime geliyor, 3-5 ayet-i Kerime geliyor, kısa bir sure geliyor. O dönem Peygamber dönemi, asıl saadet, Kur'an dönemi hatırlıyor. İmana coşmuş böyle. Her gün gözü kulağı Peygamberimizin sesi çıkıyor ağzından böyle. İslam bir yaşanıyor. Mevlam buyuruyor, kime ki faiz haram olduğu ulaşırsa, o dönemde tabii. Uzak yaşayanlar var. Fenteha, hemen buna nihayet son verse, felehü ma selef. Geçmişteki günahı, aldığı fay onun durumu geri vermeyecek. Aldığı öncekilere böyle. Yani haram olmadı önceki ama bu günümüzde geçerli değil muhtemelenler. Haram kılma önceki aldığı eski faizler onlar onundur. Ve emru ilallah onun işi Allah'a kalmıştır. Elhamdülillah böylece. Tabii günümüzde faizin haram olduğu belli olduğu için kişi önce almışsa onları, mutlaka fakirlere dağıtması gerekiyor onları. Ve men ade. Kim ki faizin haram olduğunu bildiği halde, kendisine bu bilgi ulaştığı halde yine faize dönerse, ona devam ederse, öyle ki sahibinler, bunlar cehennemin ehlidir, cehennem. Bak. Yani bunun günahı ölçülmüş şuna bununla. Eshab-ı nar geliyor. Eshab-ı nar, bunlar cehennem eshabı ehlidir bunlar. Yeri cehennemdir. Hum fiha halidûn. Bir de faizin haramını inkar ederse, günümüz oluyor, efendim işte bu çağda, işte bu dönemde, bu hayatta kredisiz olmuyor, faiz olmuyor derse, dinden çıkıyor, kafir oluyor muhtemelen. Kafir oluyor böyle. Hatta faiz kendisi almasa bile, ama böyle bir görüş bildirse, yani bu çağda olur mu bu, işareti dönmez diye, kişi böyle bir şeyde görüş bildirirse, yine faiz yapmasa bile Allah'ın haram kıldığını inkar ettiği için İslam'dan çıkar mı? Allah'ın dinine kâfırlığa hak veriyor. O zaman ne oluyor? Hünfiyâ halidûn oluyor. Cennette Allah korusun, ebedi kalıcı oluyor. Böyle. Faizin haramlığını kabul eder. Allah yasaklamıştır, haram kılmıştır der. Haram olduğunu bilir, bunu kabul eder. Kiter, miter, neyse gene böyle faize bulaşırsa cehenneme girecek muhteremler, yanacak orada. Ne kadar yanacak?
Artar onun vela mutabın bir hesabını bilir. Sonra çıkacak bunlar böylece. Yalnız cehenneme girip çıkma meselesiyle de bazıları harf alıyor bazıları bu konuyu da. Canım, yanar çıkarım diyor böyle. Lokman Aleyhisselam'ın oğlu, genç de ilişkin delikanlıymış. Arkadaşlar bunu çağırıyorlar bir yere gitmeye. O da gidecek yerde yani günah olan bir yermiş. Geliyor babacığım diyor, eğer bana müsaade edersen, arkadaşlar beni çağırıyorlar, oraya gitmek istiyorum. Oğlum diyor, orada günah varım yavrum diyor, orada günah yürüyeceksin böyle diyor. Diyor ki babacığım, buyurun günah ama diyor, bu diyor küçük günah ama diyor, öyleymiş yani böyle. Yani büyük bir haram değilmiş böyle. Babacığım biliyorum diyor, orada günah işleniyor, orada günah gireceğimi biliyorum ama o diyor küçük günah babacığım diyor. Öyle mi yavrum? Böyle gel bakmıştır diyor, içeri giriyorlar. Ateş yanmış ocakta. Korular olmuş böyle yanmış aşağı batıyormuş. Oğlum diyor, uzat elini bana diyor, uzatıyor. Diyor, parmaklarını kapa diyor, küçük parmağını kalsın böyle diyor. Al yönünü ateşe götürüyor. Baba ne yapıyorsun? Oğlum diye en küçük parmağını yakayım bakalım diyor, dayanabilecek misin bakalım diye bak. Yani küçük günah deyince küçük parmağını yap bakalım diye böyle diyor. Korkuyor tabii kaçıyor. Ondan gitmem baba diyor muhtemelen. Şimdi adı cemaatimiz yani genelde böyle halk arasında konuşuluyor böylece. Canım günah ama işte yanar çıkarım. Yanar çıkarım. İnsan yanan mesela bir gaz ocağına ya soba mı olsun mesela böyle ateşi bırakalım da bir insan yanan sobaya dokunabilir mi? Muhtemelen. Hatta tencere bile kaynayan tencere indirmesi gerekiyor. Aldığınızda bunu indirmesi gerekiyor. Eğer tapla yoksa veya ısı geçirmeyen bir şey bakıyor böyle. Tutacak bir şey arıyor böyle. İnsan tencereye bile dokunamıyor muhtemelen. Hatta kapağını insan açamıyor. Kapağı da yakıyor insan muhtemelen. Yani Allah korusun aziz cemaatimiz yani cehennemi böyle küçümsemeyelim. Allah bizi korusun muhtemelen. Yani kolay değil muhtemelen. Yanmak orada Allah korusun. Aşağılanmak böyle. Atılmak böyle. Üst üstüne böyle. Atılmak böyle şey. Orada insandan çıkıyor zaten böyle. İnsanlıkla alakası kalmıyor böyle. Korku şaralı insan var böyle. Ateş, yanma ateş bütün bedeni kaplayan böyle. İçine giren böyle. Orada zekkum ağacı var, zekkum. Ateşten biten bir tür bitki. Nasıl çölde bitki bitiyor, çölde. Meryem işte bitişiyor orada. Zekkum ağacı var. Bir de dari denen bir ağaç var, bitki var böyle. Onun meyvesi var. Yerken anlamıyor böylece. Fakat boğazdan tıkanıyor. Ne ile ne giriyor böyle. O zaman yanmaya başlıyor. Nasıl acı biber gibi madde. Mesela acı sevmeyen kimse, bir de çok acı biber insan bilmeden böyle bir de yutarsa küçük acı biberi vardı bazen böyle. İşte ne olacak bundan der ya küçük. Taze yeşil biber, normal biber böyle. Yutuverirsen ne olur? Biraz sonra başla yanmaya. Artık sağ koşar, suya koşar, tatlı ayağım der, işte yanar muhtemelen böyle. Bu durum var ciğerinde muhtemelen böyle. Zekum ağacı yiyecek bunları, ondan sonra içi ateş olacak. Yanacak böyle. Unutuyor cehennemi, ateşi unutacak böylece. O kadar iç yanıyor böylece. Ne arıyor şimdi? Tabii tatlı yok orada böyle, lokum yok, şu helva yok orada. Su bakacak şimdi böyle, su. Su var mı? Var. Hamim, gassak, gıssın suları var mı? İlla hamim ve gassak, ceza müfak. İlla hamim ve gassak, gassak, gıssın, hamim. Hamim, kaynayan deryalar, dereler, denizler böyle, kaynıyor böyle. Fokur ses çıkıyor böyle, buhar çıkarıyor.
kapkara duman çıkıyor, öyle kaynıyor böyle. Gazla gısır ise akan irinler. Bilhassa dünyada zina edenlerin, edep verenlerin irin akacak. İrin akacak böyle. Ateşten sıcak böyle. Görünümü kötü, kokusu kötü böyle. Topacak bunlar bir yerde böyle şey. İki tür, üç tür su var içerisinde böyle. Hamyon suyu. Gerçekleşen suya bunlar. Artık anlamıyor böyle, içi yanıyor, su içecek. Tabii su içinde ayakacak muhtemelen. Allah korusun böyle. İşte adı cemaatimiz, hep Allah'a sığınalım, cehennem azabından hatırlayalım. Yani dil içine girip yanmak, onu yaklaşmak bile, yani soba yaklaşmaya benzer Allah korusun böyle. Gelelim dünya azabına şimdi. Bazı günahlar ahirete ertelenir. Çok az bunlar ama. Günahların çoğu dünyada çıkar, dünyada çıkar böyle. Mesela içki, zina, açık saçı gezmek, hepsinin dünyada çıkan bir yönü var muhtemelen böyle. Hastalık dışında bunlar böyle. Yem hakkı riba ve yürümü sadakat. Mevlam buyuruyor, yem hakkılar riba ve yürümü sadakat. Mevlam ribayı mahvediyor, bereketini götürüyor ribayı, faizi böyle. Sadakayı Mevlam bereketlendiriyor. Yani sadakası, zekat veren malı Mevlam ona bereket veriyor. Bu neye benziyor? Aslında sadaka, zekat çıkıyor, kasadan para çıkıyor aslında. %2,5 zekatta. Tabii sadakanın sınırı yok tabii. Verebilir miyim böyle? Aslında cebinden, kasadan böyle para çıkıyor böylece. Tabii çoksa şeyi, çok büyük bir yüklü para oluyor böylece. Çıkıyor. Yani görünüşte sadaka götürüyor aslında böylece. Bu neye benziyor ama? Ağacın budanmasına benziyor. Anlamayan kişi bakar, Allah der, ya ağaca yazık oluyor be der. Şimdi budayan kişi oradan bir dal kesiyor, buradan bir dal kesiyor, oradan bir, buradan bir dal kesiyor. Koca gür ağaç baya baya kelleşiyor. Tabii yaprağı çıkmadan daha böyle. Acıyor. Ama ne oluyor budayınca? Daha taze bitki şeyi, dalları çıkıyor muhteremler. Verimi artıyor, ömrü de artıyor ağacın bakın muhterem. Ayrıca budanmasın, ağacın ömrü de azalıyor, kısalıyor, ömrü de kısalıyor derler. Ağacın ömrü de uzuyor, ağaç daha gürleşiyor, daha güzel gür büyüyor, meyvesinden daha büyük iri veriyor, bol veriyor. Riba faiz neye benziyor? Bu da sele benziyor, sel. Bakıyorsun ki sel geliyor, oh ne güzel su geliyor, bol bol su geliyor. Ama ne yapıyor sel? Hepsini götürüyor. Hepsi götürüyor böyle. Evleri yıkıyor, ağaçları söküyor, eşyalarını götürüyor, arabanı sürükleyip götürüyor, insan hayvanı götürüyor, hepsini götürüyor. Demek ki faiz mutlaka insanı mahvediyor muhteremler. Kim faize girerse muhteremler bakınız. Allah böyle buyuruyor, Celle böyle. Allah böyle buyuruyor. Kur'an'da Mevlam bize bunu böyle bildiriyor. Hadis-i Ebn-i Resulullah bize bildiriyor. Kim dünyada faize bulaşırsa mutlaka onun ocağı söner muhtemelen böyle. Söner böyle. İster kişi olsun başına, ister kurum, şirket olsun, ister devlet olsun muhtemelen böyle. Devlet olsun böyle. Kim olursa olsun, kim böyle faize bulaştı mı onu mutlaka götürür. Neyle götürür? Onun ana parasını da malın mülkün hepsini götürür. Kim ona bulaşırsa böyle. Benim böyle buyur, böyle, böyle. Kim sadaka zekat verirse, onu Rabbim de onu arttırır böylece. Yani kalan paraya da bereket veriyor. Sadakada, zekatta ama kim fayda bulaşırsa, ocağın mutlaka söner muhtemelen. Kim olsa olsun böylece. Adam işimi yediyor kendisine. Ama bir hırs geliyor kendisine, ihtiras geliyor. İşi büyüteyim. Bakıyor, tabii sağa sola bakıyor.
Var insan hasetlik, kıskançlık var insanlar böylece. Bakıyor falan kişi güzel iş yapıyor. Ama para lazım buna. Nereden alacak parayı? Tabii günümüzde her banka açıyor kredi hemen. İpotek şu bu neyse böyle. Alıyor bunları. Vadeli. Yüksek faiz alıyor. Alıyor. Tabii gün geliyor ödeyemiyor muhtemelen. Hani ikinci bir vade, üç derken böylece büyüyor muhtemelen. Küçük bir kar topuyorken kocaman bir tepe gibi kar oluyor muhtemelen. Kafasını yıkılıyor böylece. Dükkanına gidiyor, evi gidiyor, eşyalara gidiyor, tarlası gidiyor, her şeye gidiyor, sağlığı gidiyor, huzuru gidiyor. Öyle insan bilir muhtemelen, biliyorum, iş adamıyken her şey gitti. Kiracı bir evi kiralı ev tuttu, ev kiracı oldu kendisi. Bir gün tezgahı oldu başkasının yanında. Tezgahı oldu başkasının yanında böyle, öyle iş adamı böyle. Mevlam buyuruyor bizlere, ayeti bir ayette atıyorum burada. Ya ayet amelü. Ey iman edenler Mevlam buyuruyor. Ya eyyeliz amelü. Ey iman eden müminler. Buradaki ya, uyarı ya deniyor buna. Uyarı. Ben uyarıyor. Ey müminler. Hamdekullâhe. Allah'tan korkun. Allah'tan korkun. Onun emrine asi olmayın. Günahlara dalmayın. Ondan korkun. Vedrü mâbek minir riba ve riba işini bırakın artık böyle. Faiz işini bırakın böyle. Bu el çekin bundan. Bundan sırın çıkın böyle. İngültü müminir gerçekten müminlerseniz bunu bırakınız. Ama yok, imansızsan, kafirsen, elham sen bilirsin muhtemelen. Demek ki imanla faiz bir arada olmuyor muhtemelen. Burada çok ayet-i kerimede öyle bir işaret var ki burada bakınız, in kuntum müminin, bak, in kuntum müminin, in eğer şart. Eğer gerçek müminseniz, Allah'a inanıyorsanız, faizden çekiniz. Hem müminim, hacıyım, hoşayım, hem faize gireyim. İkisi bir arada olmuyor. Yani işte kredi, az faiz, şunlar bunlar muhtemelen böyle. Yani bunu hesaplıyor bu şekilde bunu böyle şey böyle. Şimdi insan işin sonucuna baksa, insanlar da genelde muhteremler herkes de aşağı yukarı genelde, yani Eylül'de Allah dostlar hariç, insanı herkes de dünya biraz daha ağır basar dünya. Yani daha lüks, konforlu yaşama, her şeyi daha konforlu olma, daha işi büyütme, şunları bunları yapma, para, mal, mülk sahibi olma, hava atma yani böyle. Bundan insanlar severler bunları. Kişi bunlara dünyada kavuşsa bile, yani faizsiz bu insanla kavuşsa bile, ama sonuca bakıyor. Ne de sonucu? İnsan bir anda ölüveriyor. Bir anda böyle. Bir baş döner, yere döşer, başı bir yere vurur, oldu beyin kanaması. Beynin kanaması böyle. Kalp krizi gelir, tansiyon birdenbire çıkabilir, yok şu olur, yok bu olur, bir araba çarpar, şu olur, bu olur. İnsan bir anda ölüverir. Dirilsen başında ölür, yolda ölür, evinde ölür. Ölüverir insan böyle. İşte öldüğü anda ne oldu? Her şey sıfırladı. Doğduğu duruma geri döndü. Nasıl doğmuşsa, ona geri dönüş. Aynı doğdu duruma. Nasıl doğdu? Dünya çıplak geliyor insan. Hiçbir şey yok insanın böyle. İnsan yani çıplak geliyor. Çırışmak geliyor böyle. Sonra abi hemen buna bir kundak bir şey yapılır. Buna sarılır. İlk bunun dünya malı bir kunda oldu şimdi. Bir takkesi olur.
pati olur, küçük çorabı olur derken böyle, önlü olur, kustu şaptı için, altına benzemesi olur, şunlar bunlar olur böylece. Biraz da oyuncaklar olur, yattığı yerden cıngırak mıngırak böyle sesli mesli bir renkli şeyler böylece, yattığı yerden cangır cıngır sallayacak böylece. Çünkü bir şey, oyuncağın da kalitesi biraz büyür, derken yavaş yavaş iş hayatına girer, işte önü açıksa, dünya açısından hırsıysa, mal mülk sahibi olabilir böyle. Çevresi olur, şu olur, bu olur, olur, olur. Ama öldüğü anda kişi anlama ölebilir. Bir Allah dostu şöyle buyurmuştur Allah dostu. Ben diyor her sabah diyor elbisemi giyerken de düşünürüm diyor. Acaba bunu kim çıkaracak? Her sabah diyor namaza kalktığım zaman abdest alırım diyor. Giyinirken diyor gömleği giyerim diyor. Aklıma gelir diyor. Evet ben şu anda bunu kendim giyiyorum ama bunu kim çıkaracak bakalım böyle. Cekette, pantolonda, ayakkabı böyle yaparım böyle diyor. Böyle oluyor muhteremler. Kişi evinden giyiniyor, çıkıyor. Yolda ölüyor muhteremler. Kim bunu çıkarıyor bunları? Teneşirde. Hoş çıkarıyor teneşirde böyle. Ya hastaneye götürüyorlar. Hastaneye çıkıyor bak çıkıyor. Kendi giyindi ama çıkaran başka muhteremler böyle. Bunun için demek ki kim ki aklını yerinde kullanmasa, kim böyle sorun düşünmezse, o dünyaya dalar böyle. Etrafa teşvik ederler, şakşaktay kendisini, o dünyaya dalar dalar. Allah korusun, bir de harama faize girdi mi, dünyası da kötü, artık kötü muhteremler. فَاِلْنِمْ تَفَلُوا Eğer faize son vermezseniz Mevla buyuruyor. Eğer faize son vermezseniz, yani haram olduğunu bile bile Allah bunu yasaklıyor. Allah bunu haram kılıyor. Bunu bile bile devam ederseniz فَاَذْيَا مِنَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ فَاَذَنُوا مِنَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ Allah'a rızık peygamber ile harp olduğunu biliniz. Harp savaştasınız. Demek ki kim ki böyle faide devam ederse Allah Celle Celaluhu peygamber ile kişi savaşıyor, savaşıyor böyle. Savaş halinde böyle. Yani bu kadar Allah korusun ve tehlikeli bir günah, faiz günahı böyle şey. Şimdi bakalım işte bir hadis-i şeriflere bu konuda bakalım inşallah. Buyur Aleyhisselam Hazretleri, zamanı. İnsan bak bir zaman gelecek ki la yekamilim ehad illa ekel riba. Leyetin alinası zamanı. Leyetiyen ne? İnsanların üzerine öyle bir zaman gelecek ki yani kıyamet yakın. Faiz yemeyen kalmayacak o zaman böyle. فَلِمْ يَكُلُوا اَسَابَهُ غُبَارُهُ Açıkça faiz yemese bile faizin tozuna yine bulaşacak. Yani toplumu saracak bu faiz kredi muhtemelen böyle. Ev alacak kredi, araba alacak kredi, iş yapacak kredi. Yok efendim, tatile geçecek krediye bakın tamamen. Tatile gidecek kredi böyle. Yani bankalar böyle reklamda altıcı böyle yayınlarla böyle, reklamlarla bunları insanlara böyle al şimdi efendim aydan öde. Öde. Demek ki öyle zaman gelecek insanların üzerine faiz yemeyen kalmayacak. Açık yemeyen bile ona faizin tozu bulaşacak mı? Bir mübarek zat yolda giderken çok öyle baktan sıcakmış, yorulmuş artık bunalmış. Bakıyor bir bina, yüksek bina. Onun gölgesi var.
Arabistan'da öyle vakitte pek gölge olmaz muhteremde. Güneş tepeden gelir. Ekvator'a yakın olduğu için. Ancak şu yüksek binaların biraz gölgesi olur. Bakıyor birkaç tane yolcu o binanın duvarına çökmüşler. Gölgesinde oturuyorlar. Bu da yorulmuş. Geçine bırakıyor. Ama o binanın yanına gitmiyor bu. Karşı güneşle oturuyordu böyle. Diyor ki ya buraya gelsene bak. Orası güneşi yanmışsın zaten yoldan geliyor. Yorgunsun. Terlemişsin, bunalmışsın. Buraya gel. Korkamıyor oraya gelmeye. Neden? Bu ev sahibi diyor. Tefeci diyor. Yani iş yapıyor. Ev sahibi. Onun diye binasının diyor gölgesinden Allah'a sığınırım ben diyor. Bunu düşünelim muhtemelen. Bunu yazalım kafamıza bakın böyle. Demek ki bir müessese, bir kurum eğer faiz yapıyorsa bak ne diyor? Onun gölgesinde hemen korkarım ben muhtemelen. Eğer diyor bu ulemalar kişi girmeye zorunluysa nasıl girecek? Su ayağına girecek. Yani tuvalete gire girmesi gerekiyor. Yani bir insan mutlaka böyle bir müesseseye, yani banka açık konuşan muhteremler, girmesi gerekiyorsa maaş almak, şu bunu böyle bir şeye girmeye mecbur giriyorsa ne yapacak? Yani tuvalete girir gibi su ayağına girecek o muhterem böyle. Orada en az kalacak orada böyle. Yani kısa müddet kalacak, o da fazla çıkacak orada muhterem böyle. Bırakın faiz yapmayı. Hadis-i Şerif'in hakimde buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Erriba sâsitün ve sebûne bâben. Erriba, faiz ve sebûne bâben 73 bölüm günah olarak. 73 bölüm. Eyseriha en hafifi misle en yenkâ rejülü ummehu. 73 günahın bölümün en hafif günahı bir insanın annesinin nikahlanması gibi. Bu kadar günah. En hafif bu. Demek ki yukarı çıkınca artık bunun günahını Allah bilir muhtemelen böyle. Bunu Peygamber buyuruyor Aleyhisselam buyuruyor böyle şey. En hafifi insan annesine nikah eder gibi. Evlenmesi annesine, zina etmesi yani. Yine bu Aleyhisselam Hazretleri hakimde Hadis-i Şerif, اَرْرِبَا وَاِنْ كَسُرَ فِيَنْنِ اَقِبَتِهِ تَسْيِرُ اِلَى كُلِّنْ اَرْرِبَا وَاِنْ كَسُرَ Riba insana baştan çok görünse de, kredi aldı bir yerden, gitti bankaya, dünyanın kredisi verdiler. Ya da faiz veren kişi faiz para alıyor. Çok olsa da böyle, ama bunun sonu nedir? Tasira kullin sonu aşağılıktır, zillettir muhtemelen aşağı böyle. Mutlaka bunun sonu zil aşağılıktır böyle şey. Çünkü zaman gelir muhteremler, faiz kapitalist onlar batarlar böyle şey. Tabi zaman gelecek ki artık alan ki bunu ödeyemeyecek bunlar. Ödeyemeyecek muhteremler. Bir adı şerif tabiri hakimde, Mülalesef Hazretleri, اِذَا زَهَرَزِنَا وَرْرِبَا fi kariyetin bir memlekette izâ zahare zina ve riba. Zina ve riba, zina ve faiz bir memlekette izâ zahare çoğalırsa, zahare açı işlenirse artık, yani toplumsal olarak insan bu yönelirse buna, fakat اَخَلَّوْ بِيَنْبِسِهِمْ عَذَابَ اللّٰهِ تَعَالَ جَلَى جَعَلِهِ Onun azabını kendilerine çekmiş olurlar. Demek ki bir memlekette muhteremler, zina açıkça olursa, başka şartla geliyor, bunun şeyi depremdir. Deprem muhteremler böyle. Bir memlekette zina çoğalır, artık açça yapılırsa, yani serbest artık açıkça yapılırsa, toplumun engellenmezse mutlaka deprem olur muhtemelen, deprem olur efendim. Faiz de aynı şekilde böyle bir ülkede bir toplumu kapsarsa
Orada Mevlam muhtemelen bela veriyor muhtemelen böyle. Genelde kıtlık olur muhtemelen. Yağmur kıtlık gelmez muhtemelen. Yağmur keser Mevlam böylece. Öyle toplara geldi ki böyle yıllarca yağmadı yağmur böyle. O zaman ne oluyor? Dere de yok muhtemelen. Kuyunun su çekiliyor. Dere akmıyor. Göller kuruyor muhtemelen böyle. Allah korusun. Demek ki bir günah toplumu kapladı mı, yaygınlaştı mı toplumda, o zaman topluma bela geliyor Allah korusun. Bir de halk arasında olan bir riba var, faiz ama halk arasında muhteremler böyle. Evde bize bir müfid etti, buyur Aleyhisselam Hazretleri, altını altında, gümüşü gümüşte ve bir bilbürü, buğdaya buğdayla, veşke bir şehri, arpa arpayla, hurma hurmayla, tuzu tuzla. Satışta, ödünüşte eşit olması gerekiyor bunların. Hayber'den biri geldi Medine-i Münevvere'ye, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne, hurma getirip hediye olarak hurma. Çok kaliteli, güzel hurmaymış. Peygamber de ikram etti. Ya Resulallah buyur, Hayber'den bunu getiriyorum buyurdu böyle şey. Peygamber sordu, ekülü temir Hayber'in hakeza. Baktı Peygamber, çok güzel hurma. Hayber'in her hurması bunun gibi mi? Hepsi böyle. Kalela, hayır. İnan neşteri, es-sabitse aynı. Hayır ya Resulallah böyle, hepsi böyle değil dedi böyle. Biz dedi, daha adi hurmaları iki sağ verip yine bir sağ alıyoruz böyle. Sağ hacim ölçeği vardır. Mut ve sağ denir böylece. Aşağı yukarı 3,5 lira alır. Bir sindir şeklinde olur. Tahtarın olur. Hala vardır bu yeni Medine-i Münevvere'de. Ve sağ derler buna. 3,5 lira aşağı alır böyle hurmayı, buğdayı al içerisine. Burada yarışla bizde de bizim aşağı hurmalarımızı, bunlar dedi iki sağ, iki ölçek verip, yine bir ölçek alıyoruz iyi hurma. Kale tefal. Sakın böyle yapma. Velakin bir haza, veşteri bir semeni haza. Şimdi bunu sat, kendi hurmanı sat, onun parasını sonra al buyurdu muhtemelen böyle. Yani eşit olmadı mı, olmadı mı, bu da faize giriyor. Mesela halk arasında alır mesela, eşten çok olmuyor mesela, buğdayı biter, efendim işte mısırı biter, şursu busu biter. Gider mesela kışın artık aç kalır çocuğu, bana der işte bir kile, teneke ölçüyle işte buğday ver, ben sahama iki kile veririm der bu şey böyle. Bu da faize giriyor muhtemelen bu şey böyle. Yani alıp verirken bunlar da böyle, aynı ölçüde bunlara da vermek gerekir bunları da. Altın da böyle muhteremler, altın da bu şekilde. Mesela altına götürüyor, başka altın olacak. Şimdi altının şeriattaki değeri yerden çok olması ile karışımda. Haris altı 20 ayardır. 12 ayar yarısı karışık demektir. İşte bakır makır şu vardı işte vardı böylece. Bu ne oldu belli değil, yarısı olunca böyle. Ama altın 14 ayar oldu mu, o altına geçiyor muhtemelen böyle. Ama tabii piyasa düşürür fiyatı bunu böylece. Ne gerekiyor? Onu satacak, götürecek bunları, bunu kaç çocuk alır böylece. Tamam, alacak parasını, onu da alacak onu da muhtemelen böyle. Yani altın değişirken, hani gram olması gerekiyor. Bu olmaz tabii ticareti tabii. Ne gerekiyor? Onu satıp yine alması gerekiyor yerine. Hazreti İbn-i Mesud buyuruyor Eshab-ı İkram'dan muhtemelen. Abdül İbn-i Mesud Hazretleri, bu mübarek sahabe ilk Müslümanlardan, gençti muhteremler, bu çobandı Mekke-i Mükerreme'de. Çobandı kendisi orada.
Peygamber Efendimiz'in yanına gitti birkaç eshabınla beraber. İslam'ın ilk günlerinde böyle. Yani baskı, zulüm böyle. Karanlık dönem böyle böyle. Dönemde hani Peygamber'in çektiği çile muhteremler yani akıl eremiyor muhteremler çektiği çile böyle. Tek başına Mekke-i Mükerreme'ye Peygamber gönderildi. Oradan başlamak üzere tabii. Bir insana gönderildi, Mekke'den başlayacak. Nasıl Mekke halkı? Yarı vahşi, canavar. Hepsi alkolik. Fuhuş, çoğunun babası belli değil böyle. Ahlaksızlık, leş yiyenler, kan içenler böyle. Hırsızlığını gömenler böyle. Kadınların çocukları şalıp kaçırıp satanlar küre diye. Böyle devlet yok, düzen yok. Kim güçlüyse, bile kuvveti yeteri varsa onun sözü geçiyor muhtemelen böyle. Canavar bir insanlar böyle. Aslı kestik böyle. Peygamberimiz de içeride bir mücevher, nur içerisinde böyle. Ahlak-ı hamile böyle. Halim Selim muhtemelen böyle. Tek başına onunla dağıtı mükellef onlar. Peygamber Aleyhisselam çıktı ve hesabına beraber. Baktı ki aslında Abdullah İbni Hasateri develere, koyunlara var. O tatıyor bunları. Peygamberimiz dedi ki, ya Abdullah biraz bize süt sağar mısın böyle? Süt sağar mısın böyle? Dedi ki, tabii henüz daha Müslüman değil o anda. Dedi, ya Muhammed dedi, bunlar dedi, süt vermeyen hayvanlar bunlar dedi böyle. Ben bunları otatıyorum burada. Bunlar sütten kesin hayvanlar bunlar böyle. Peygamber bir koyuna baktı. Peki sen eğer müsaade edersen şu koyunu ben sağayım mı? Ben dedim sana bu sütten kesilmiş bunlar. Yani bunların memesi kurumuş artık. Bunlar artık kesilecek hayvanlar bunlar böyle. Bunun süt yok bunda. Canım yok mu işte, sen müsaade eder misin bana? Bir sağ bakayım, verirse alayım. Şey sağ bakalım. Yalnız tarafta bir kalp içedi böyle. Yani İslam halinde böyle, bir sıvazlı üstü ver böyle, bir şaptı. Sanki çeşmeyi açtı mısın? Şar kalp doldu. Hazreti abla üstü verdi, ona verdi. İç bakalım sen bunu. Tabi aşk gözüne bakıyor Allah Allah. Bu olacak bir şey değil bu böyle. İçti. Hepsi iç bakın. İçti. Tekrar sağ yanındakine verdi. En son kendi içtiği Aleyhisselam Hazretleri. Tabi ben bunu İslam'a davet etti kendisini muhtemelen böyle. İslam'a davet etti kendisini. Elhamdülillah hem orada kiremişi getirdi. Müslüman olduğu Peygamber'in yanında ayrılırken arkadan baktı. Peygamber'in duramayacak ama şimdi muhtemelen böyle. Bu tabi bir yaşanan bir manevi haz var muhtemelen. Yaşanma bilmek böyle böyle. Yani Peygamber yanındayken, Peygamber'e konuşurken, ederken, yanında birkaç sahabe-i kiram var. Allah'ın Resulü Ekrem'i yanındayken böyle. Tabi Hazreti İlmi Hazretleri bir feyiz aldı böyle. Tahta aldı, ruhsal aldı böyle. Ruhsal zevklere daldı, öyle hallere daldı. Onu kendisinden zannetti onları o. Yani kendisinden zannetti onları o. Fakat Peygamber Hazretleri yanında ayrılınca, o da ayrılıyor, gidiyor feyze böyle. O zaman baktı, aldıramayacak. Dünyası karardı. Ya Resulallah, ben geliyorum size bir haber de bununla. Buna kalsın bunlar böyle. Haber gönder, alsın mallarını burada böyle. Yanında ayrılmadı muhtemelen. Yanında ayrılmadı böylece. Bunun için 4 Abdullah vardır. Biri budur. Bir de bunun özelliği fukuhadan kendisi böyle. Yani sahabere bile fetva veren kişi kendisi. Üzadı kendisi böylece. Buyuruyor ki Resulü Sellem La Resulullah Resulullah'a lanet etti buyuruyor böyle. Resulullah lanet etti. Akel riba ve mukilehü faizi alana verene lanet böyle. Alanı veren de. Efendim işte ben mecbur alıyorum diye bazıları. İşte zorunluyum. Yok yalan mı sende? Yok zorunlu yok böyle. Zorunlu yok böyle şey.
Zorunluysa ne yaparsın? Birinden borç alırsın. Vermiyorlar, insan açar mendilini caminin önünde, yine insan karnını doyurur muhtemelen. Dilemek o zaman mübah muhtemelen. Ama efendim işte koltuk alacağım, takım alacağım, şunu yapacağım, işi büyüteceğim. Ondan gelmiyor ki zorunlu. Ne de zorunlu? Ölüm tehlikesi varsa muhtemelen. Ölüm tehlikesi varsa ya da insan artık aklına zarar verecek açlık, bir organa zarar verecek, yani çocukçuda aç, yani kuru ekmek yok evinde, o zaman diyor böyle. Bir insan böyle bir durumda kaldığı zamanlar kişi domatesi bile yiyebiliyor. Yani kişi aç kaldı artık böyle. Aç kaldı, aç günlerce. Artık namaz kılama hayata. Bitki hale geldi. Ancak domatesi var orada bulunduğu yerde. Başka bir şey yok böylece. O zaman ne yapar? Ölmeyecek kadar domatesini yiyebilir. Nasıl yer böyle? Pişirir tabi. Pişirir ama bir de pişirmez ama böyle. Yani nefsi hoşlanmasın diye. Ben hiç ızdırağı yapayım da, şöyle yapayım da, onu yapmaz bunlar böylece. Ne yapar? Şöyle bir anten pişirir, tuzunu muzunu atmaz, tuzsuz, muzsuz böyle, tatsız, tuzsuz bu şekilde. Yani nefsi hoşlanmadan onu yer, ölmeyecek adam muhtemelen böyle. Bu nedenle zorunluluk hali bu muhtemelen böyle. E şimdi adamın her şeyi var, efendim işi bitecek, araba alacak, ev alacak, şu bunu yapacak. Ben işte mecburum. Mübarek insan zaten mecbur olmayan faize para alır mı ya? Neyi alsın? Kendi parası var. 100 aldı, 150 öde. Bu hangi akıllı bunu yapar? Saçmalık bu mu tabii böyle? Saçmalık bu böyle. Durup dururken. Buyuruyor, Peygamber lanet etti buyuruyor. Akriba ve mukilevi. Faizi alıp yene de ve faizi verene de. Alan verene de. Hadis-i Şerif Müslim'de, Tirmizi'de rivayet ediyor. Ve şahideyhi ve katibehü. Ve şahideyhi ve katibehü. Şahidine de yazan katibine de. Allah'ın lanet olsun Peygamber'de. Yani şahiden günümüzde kefil anlamı geliyor muhtemelen. Kefil alınışı. İşte geliyor biri mesela birisi kredi çekecek. Kefil istiyorlar. İşte kardeşi, yeğeni, yakını, arkadaşı, akrabası, damadı neyse böyle yakına geliyor. Ne olur işte, ya sen bana bir imza atıver, sen bana kefil oluver de, işte çok sıkıştım işte, şu var, bu var, para alacağım bankadan, çekeceğim para bu şekilde. Bu da aynı güne ortak muhtemelen böyle, kefile böylece. Ve kim kefil olursun mutlaka bağıta batıyor muhtemelen böyle. Yani ona bulaştığı için, ona batıyor böylece. Genelde parayı çeken ne yapıyor? Nasıl bir zarar gelmiyor. Bütün iş kefilde. Onun bonu yüklendi, borç yüklendi. Bankonun yakası yapmış, kefil yapmış. Kişi borç veriyor muhtemelen bak. Borç veriyor kişi bu şekilde. Çok insan var böyle kefil olduğu için batıya gidiyor muhtemelen böyle. Balı gidiyor bu şekilde. Ve katibehü, katibehü. Kim ki faiz işlemini yazarsa, elle olsun, bilgisayar olsun benim muhtemelen. Yani bir insan faiz müessesesine çalışıp, çalışır da kim bu işlemi yapıyorsa, evrakla resmi işlemi yapıyorsa, yazıyorsa, o da aynı faiz alan veren gibi aldan altına da giriyor muhtemelen böyle. Giriyor böylece. İşte muhterem cemaatimiz, Rabbim inşallah kurtarsın bütün Müslümanları bu faiz belasından muhteremler. Bu kapitalizmin bir şeyi tabiyle muhteremler. Sömürüsü böyle. Sömürüsü. Bir zamanlar IMF vardı biliyorsun, gene var da. Yani Türkiye oradan kurtuldu elhamdülillah. IMF vardı mesela. Amerika'nın kuruluşu bu. Ne yapıyor? Efendim kredi verecek, faiz verecek böylece. Geliyor önce bir pazarlık. Kapılı kapı arkasında mahalleler. Kapı arkasında, karanlıkta pazarlık böylece. Siyasi egemenliğe gidiyor, bağımsızlığa gidiyor, birçok böyle şirketlere gidiyor, ağır faize veriyor muhteremler. Çok elhamdülillah kurtulduk onlara muhteremler. Yatana Fatiha.